Ben AKP'nin şu saatten sonra kimseden pek oy alabileceği kanaatinde değilim. Soruya böyle cevap verince Alevilerle ilgili soruya da cevap vermiş oluyorsunuz. Yani, evet, doğru. Yani Alevilerin çok çok özel bir durumu yok burada. Evet. Yani evet, ayrımcılığa uğradılar. Uğradılar mı? Uğradılar. Uğramaktalar. Evet. AKP oy alabilir mi, alamaz mı konusunu zaten biraz daha geniş olarak sizinle işlemek istiyorum. Ama şu anda ekranda görüyorsunuz, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüdeydi. Daha önce gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı çürük hakaretini bu kez Cumhuriyet Halk Partisi lideri için tekrarladı. Kılıçdaroğlu için ülkenin en çürük siyasetçisi dedi. Şimdi son dakikayı görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu da buna yine Twitter üzerinden cevap verdi. Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık. Tekrara gerek yok diyor Kılıçdaroğlu. Bu nasıl bir siyasi dil Reha Bey? Şimdi İpek Hanım, iktidarın çizgisi, bugüne kadar izlediği çizgi şunu gösteriyor. Gerilimden fayda bekleniyor. Gerilimin tırmanmasından fayda bekleniyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da bu dil yansıyor. Şöyle yansıyor. Hadi bakayım yapabilir misin? Yapamazsın. Hadi yapsana. Yapamazsın. Bu dil sürdürülüyor. Şimdi bu dile muhalefetin ortak olup olmaması meselesi bizim meselemiz aslında. Yani iktidar uzun süredir bu dili sürdürüyor ve gerilimi Sayın Bahçeli'nin konuşmalarında da bunu görüyoruz. Çok sert kelimeler, çok sert cümleler, hakaretler birbirini izliyor. Şimdi bu noktada muhalefetin tavrı üzerine bizim akıl yürütmemiz gerekiyor. Siyaset öyle bir şey ki, yani bireyler olarak bizim duygularımız olabilir. İncinebiliriz, kızabiliriz, öfke duyabiliriz, bağırıp çağırabiliriz. Fakat siyaset çok soğuk, buz gibi bir akılla yapılacak bir iş. Dünyayı değerlendirmemiz gerekiyor, ülkeyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ukrayna işgalinden sonra bölge ve dünyada pek çok fay hattı yeniden harekete geçti. Çatlaklar oluştu. Bizim buradan üzerimize doğru gelen bir şey var, şeyler var. Ülkenin son zamanlarda, son birkaç aydır dış politikasında önemli değişiklikler oldu ve bu değişiklikler henüz çok Evet, zannediyorum yine bir dondu. O arada biz isterseniz sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan'ın bir sesini dinleyelim. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'i atmasına sebep olan sesi. Onun üzerine tekrar konuşacağız Reha Bey'le. CHP'nin başındaki zat geçen yine kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışarak onları iş hayatının dışında tutmaya çalıştığımızı iddia etmiş. Hele bir de bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu? İnsanda azıcık utanma duygusu olsa bu lafı ağzına bile alamaz. Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü ellerinden almak için Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbet tutan birine düşen ahkam kesmek değil, başını eğip yerine oturmaktır. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarından rahatsızlık duyan tüm çevreler umutlarını nereye bağladılar? 2023 seçimlerine bağladılar. Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Bürokrasiden siyasete, hayatının hiçbir döneminde kayda değer başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etme senaryoları kuranların niyetlerinin
milletin hayrı olmadığı açıkça ortadadır. Reha Bey, sizin internetiniz donunca biz de sesi verelim istedik çünkü verememiştik. Böylece izleyicilerimiz de sesli olarak Sayın Erdoğan'ın ne söylediğini görmüş oldular. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweet'i de ortada. Ama siz diyorsunuz ki muhalefetin bu dille karşılık vermemesi gerekiyor. Doğru anladım mı? Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü sokaklar öfke dolu. Şimdi bakın, dış politikadan girdik. Dış politikada bir değişiklik var. Ciddi bir değişiklik var. Bunu son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin konuşmalarında ve NATO temsilcilerinin konuşmalarında hissedebiliyoruz. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dış politikada da iç politikada da bir geçiş sürecine giriyor. Ülke bir barut fıçısı halinde. İnsanlar öfke dolu. İnsanlar tatillerinde, izinlerinde memleketlerine gidemiyorlar. Pazara korkuyla gidiyorlar. Yani ciddi bir problem, çok ciddi bir problemin içindeyiz. Bir girdabın içindeyiz. Bu girdaptan devrim beklemek, devrimsel değişiklikler beklemek, çok radikal söylemler ileri sürmek, ortaya atmak çok akıllıca işler değil. Altılı Masa aslında bunun çok iyi farkında. Yani o maddelerine baktığımızda bunun farkında olduklarını görüyoruz. Muhalefetin en önemli argümanı ekonomik olarak bizi getirdikleri noktadır. Ekonominin çöküşüdür. Yani bizi getirdikleri bu nokta muhalefetin en önemli argümanıdır. Bu argümanı örtecek başka tartışmaların içine girmesi muhalefetin kendi ayağına kurşun sıkmak olur. Zaten iktidarın yani, yapmaya çalıştığı da bu aslında, öyle değil mi? Ekonomiden tabii uzaklaştırıp yani, başka bir tartışmanın içine çekmek zannediyorum. Yani bu mezhep meselesi, meşrep meselesi vesaire vesaire, hı-hı, bunlar hep bu temel meseleyi örtmek için kullanılan argümanlardır. Bizim yani şimdi bugün bu doğrultuda en önemli faktörün, en önemli etmenin sonuçta Altılı Masa'nın açıklayacağı bir cumhurbaşkanı adayına kilitlendiğini görüyoruz. Yani iktidarın sorunu değil bu. İktidar rakibini tanımak için ısrar etmek durumunda. Bu tuhaf bir şey. Yani hadi çıksın karşımıza. Ya bekleyin, çıkacak. Yani ne aceleniz var? Yani bir aday çıkacak karşımıza. Peki ben size sorayım. Niye aceleleri var? Yani ben... Evet sayın seyirciler, tekrar bir dondu, internette bir sıkıntı var. Ben birazdan tekrar bağlantıyı sağlayacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlarım haber verecekler. Erdoğan AKP'nin bir toplantısında Kılıçdaroğlu'na çürük dedi, biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu da az önce Twitter'dan bir mesajla kendisine cevap verdi. Reha Bey geldi. Tekrar hoş geldiniz. İnternette şimdi, bağlantı biraz zayıf galiba. Olsun, olsun, dinliyoruz. Sayın Özbey, Sayın Özbey, aslında Sayın Ahmet Şık, hı hı, çok yanlış anlaşılan bir açıklama yaptı. Hı hı. Aslında Sayın Ahmet Şık çok doğru noktalara orada parmak bastı. Ne açıdan? Şu açıdan, bu süreçte esas argümanı örtecek hiçbir siyasi ortam yaratılmamalı, ortaya konmamalı. Bu nedenle mesela ben parti genel başkanlarından birinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmam. Çünkü bu bir partizanlığı peşinden getirir.
Yani başka parti, altılı masada 6 parti var. Toplumda çok geniş bir parti yelpazesi var. Sonuçta altılı masanın bir genel başkanı aday göstermesini ben doğru bulmam. Kime, nasıl birini aday göstermeli? Siyaset dışı biri mi yoksa? Ama yok siyaset tamamen içinde olması gereken biri. Çünkü 10 madde yayınladı altılı masa. Evet.